Amin. Günahlarınızı af ve mağfiret eylesin. Amin. Cuma günü mübarek bir gün ve duaların icabet edildiği bir an. Yüce Allah'tan en üstün duayı isteyelim. Bizleri takva ehli kullarından eylesin. Amin. Bizleri takva önderleri, enbiyanın, evliyanın, eğimlerin, imamların yolundan, izinden ayırmasın inşallah. Amin. Takva insanın amelinin ruhudur. Ruhsuz bir bedende hiçbir hayır olmadığı gibi takvasız bir amelde de hiçbir hayır yoktur. Yüce Allah bizim yaptığımız işlerin şekline, çokluğuna bakmaz. Allah Celle Celaluhu soyuktur, somut değildir. Dolayısıyla bizim kalbimize, yüreğimize bakar, bizim niyetimize bakar, bizim amaç ve gayemize bakar. Dolayısıyla takva, yani insanın yapmış olduğu işlerde, söylemiş olduğu sözlerde, atmış olduğu adımlarda Allah merkezli bir hayatı benimsemesinin adıdır. Acaba Rabbimin, her şeyin yaratıcısı, her şeyin sahibinin bu konuda görüşü, rızası nedir? Yaptığım bu işte Allah'ın öfkesi, gazabı, hışmı mı vardır yoksa Allah'ın hoşnutluğu, rızası mı vardır? Bunu eğer bir insan kendisine ölçü edinecek olursa ve böyle bir yaşantıyı tercih edecek olursa, işte her gün izah etmeye çalıştığımız, anlatmaya çalıştığımız ve hatta namazlarımızın ruhu olan Yüce Allah'tan istediğimiz o sırat müstakim, işte takva yolunun ta kendisidir. Yüce Allah'tan her namazımızda diyoruz ki bize sırat-ı müstakimi inayet eyle. Sırat-ı müstakim hangi yoldur? Kur'an'ın yoludur, Resulullah'ın ve Ehl-i Resulullah'ın yoludur. Çünkü onun tanımlamasında Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerine baktığımızda ibadet ve kulluk yolunun sırat-ı müstakim olduğunu görüyoruz. Allah Celle Celaluhu اَنِ اَبُدُونِ اَلَا سِرَاتُ مُسْتَقِيمُ bana kulluk edin, işte sırat-ı müstakim kulluk yoludur. Zaten dikkat ederseniz اِهْدِنَ سِرَاتَ الْمُسْتَقِيمُ dedikten sonra Allah Celle Celaluhu'dan öncesinde ne diyoruz? اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. Yani sadece sana kulluk ederiz ve sadece senden yardım bekleriz. Bütün güç ve kudretin senin elinde olduğunun bilinci, şuuru içerisinde yaşarız. Önce böyle bir buyruda bulunuyoruz ve ardından bu yolda, yani ibadet yolunda, kulluk yolunda Allah'ı en güçlü bilme, en muhtedir bilme yolunda bizi yoldan ayırmamasını istiyoruz. Ve sırat-ı müstakimin tefsiri sonrasındaki ayetler açıklıyor. Nedir sırat-ı müstakim? Allah Celle Celaluhu'nun nimet verdiği kimselerin yoluna. Sırat-ı lezine en'amte aleyhim. Soru, acaba Allah'ın yeryüzünde nimet vermediği tek bir varlık var mıdır? Allah'ın nimetlendirmediği hiçbir varlık yok ki. Allah herkese, her şeye nimet vermiştir. Varlığın her zerresi zaten bir nimettir. Bu halde burada sözü edilen nimet özel bir nimettir. Umumi genel herkese verilen bir nimet değil. Böyle olursa anlamsız olur. Ayetin manası bir kere anlamsız olur. Bizi nimet verdiklerinin yoluna hidayet et, yani kendi yoluna, yani benim yoluma hidayet et. Kendi isteğime, hevesime hidayet et gibi bir absürt, saçma mana çıkar. Ki o değil. Biz anlıyoruz ki bu ayeti Kur'an'ın diğer ayetleriyle yan yana koyup değerlendirdiğimizde anlıyoruz ki Yüce Allah'ın
bir genel umumi nimeti vardır, herkese verilmiştir. Ki o Rahman isminin tecellisidir. Rahman diyor ya, Rahman Yüce Allah'ın bu dünyada ayırt etmek için kafire, münafıka, zındığa, ineye, tabana, herkese vermiş olduğu nimet. Herkes Allah'ın kudretiyle nefes almakta, hayatını idame ettirmekte, onun nimetlerinden beslenmekte. Ancak Yüce Allah'ın da özel nimet verdiği kimseler vardı. Kullar arasından seçkin kıldı. İnsanlara o sırat-ı müstakimi göstermekle görevlendirdiği kimseler vardı. İşte nübüvvet o nimetin adıdır. İmamet o nimetin adıdır. Yani ya Rabbel Alemin bizi peygamberlerin yoluna hidayet et. Gazaba uğramışların yoluna değil. Gazaba uğramış olanlar kimdir? Gazaba uğramış olanlar da peygamberlere karşı baş kaldırmış olanlar. Her dönemde gelmiş olan peygamberin davetine karşı çıkanların adı nedir? Allah'ın gazabına uğramış olanlardır. Fark etmez. Bunlardan bir kısmı çeşitli ilahi azaplarla, semavi azaplarla helak olmuşlardır ki Kur'an-ı Kerim'de onlara işaret edilmiştir. Hud kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, Nuh'un kavmi vesaire örnekleri vardı. Bunlar Allah'ın peygamberine karşı baş kaldırdıkları için helak olmuşlardı. Hem dünyaları hem ahiretleri berbat olmuştur. Dolayısıyla Yüce Allah'tan bunu istiyoruz. Nimet verilenlerin yoluna hidayet olmayı. Bir diğer soru şu: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin vefatının ardından acaba bu nimet verilenler vasfı sıfatı kime ait oldu? Yani Peygamberimizle birlikte ki son peygamberdir, acaba hidayet görevini Allah noktaladı mı? Dedi artık peygamber öldü, nokta, bundan sonra insanlar istedikleri gibi yaşasınlar. Bu mantık mı? Bunu mu kabul edelim? Yoksa şunu mu kabul edelim? Hayır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her ne kadar öldüyse de onun risaleti devam etmekte ve onun risaletini Yüce Allah liyakati olan insanlara yükledi. Biz bunu, bu ikinci şıkkı kabul ediyoruz. Diyoruz ki hidayet görevi ihmal edilemez ve nimetler içinde en üstün nimettir. Yani insan icabında yemese, içmese de olabilir. Ama nefes almasa, yani kalbi durduktan sonra, ruh olmadıktan sonra bedenin bir gücü yoktur ki. Dolayısıyla bu hidayet görevimiz diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den sonra Ehl-i Beyt imamları vasıtasıyla devam etmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem veda hutbesinde son haccında bunu dile getirmiş ve ümmetine şöyle buyurmuştur: benden sonra aranızda sarıldığınız takdirde asla sapkınlığa düşmeyeceğiniz iki emanet bırakıyor. Biri Rabbimin kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim. İkincisi ise benim soyumdan olan Ehl-i Beytim'dir. Yani Kur'an'ın canlı örnekler, canlı nemuneler. Eğer bunlar havuzun başında, yarın kıyamet günü kimse havuzun başında bana kavuşuncaya dek asla birbirinden ayrılmayacaktı. Yine ifade ediyor, benim Ehl-i Beytim'in durumu aynen Nuh'un gemisi gibidir. Kemetemi sefineti Nuh. Men rekibehra neca ve men tehellefe anha gayr. Kim bu gemiye binerse kurtuluşa erer. Kim bu gemiden kaçarsa velev peygamber oğlu olsa bile, Kur'an-ı Kerim Nuh'un olayını naklederken Nuh'un oğlu dedi ki seavi ila cebelin ya'simuni minel ma, ben şu dağa gidip sığınacağım, o dağ beni koruyacak tufandan. Ama Allah'tan ilahe geldi ki Hazreti Nuh
Biz diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Kur'an'ı tek başına bana yeter diyenlerin hepsi helak oldular ve helak olmaktadırlar. Bugün Kur'an'ı da referans alarak insanları katledenleri görüyoruz. Bugün Suudi Arabistan'ı düşünün, en başında yüz karısı, İslam aleminin yüz karısı, Müslümanların başına bomba yağıyor. Kur'an okuyarak en güzel Kur'an'ı da biliyorsunuz, Suudi Arabistan'da çap ediliyor. En güzel kıraatı da orada yapıyor. Ama işte bu ruhtan soyutlandıkları için, imameti anlamadıkları için, peygamberi bir duruşu anlamadıkları için, kavramadıkları için, Kur'an sadece ellerinde bir oyuncak olmuştur. Sadece kendilerini, zulümlerini, cinayetlerini perdelemek için, örtbas etmek için bir malzeme olmuştur. Bugün kafirler, emperyalistler, siyonistler, İslam coğrafyasını bölüştürme, paylaştırma fikrindeyken Müslümanların, Müslümanlığın hayrı olan Kabe gibi bir merkez ki gerek İslam dünyasına vahdet, birlik, kardeşlik kumpanya, tam tersine İslam dünyasını ne ediyor? Tefrika kumpanya. Şiidir, sünnüdür, bilmem nedir, şudur, budur. Sanki Amerika'nın, sanki İsrail'in çok da fark ediyor. Biri Müslüman, sünni olaya Şii olur, fark ediyor. Onlar için onların çıkarının karşısında duran herkes kötüdür. Onlar din değeri yoktur ki. Dolayısıyla gerçek bir Müslüman ferasetli olur, basiretli olur. Basiretli olmasının yolu da nedir? Yaşadığı dönemin imamını tanması. Soruyorum, acaba bu hadis mütevatir bir hadis değil midir? Defalarca duymuşuzdur. Kim ölür de zamanının imamını tanımazsa cahiliye ölümüyle ölmüştür. Kim ölür de Allah Resulü buyurmuştur. Men ma tevbele yani imam zamanihi ma tebiketen cahiliye. Yani İslam üzere ölmemiş. Müslüman olarak ölebilmenin yolu, yöntemi, yaşadığın zamanın imamını, önderini tanımandan geçiyor. Kim Kur'an-ı Kerim'e istediği heva hevesine uygun yorum yüklenmeyse, Kur'an'ın yorumu o önderinden, o imamından alasın. Peki bu asırda, bu yaşadığımız asırda kimdir imamımız? Kimdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mütevatir hadislerde geçiyor. Ben fazla sözü uzatmam bu alanda. Mesela en basitinden Sahih Buhari ki Kur'an-ı Kerim'den sonra Ehl-i Sünnet kardeşlerimizin en fazla referans aldıkları kitaptı. Burada geçiyor. Benden sonra imamların sayısı 12'dir. Hepsi de Haşmurlarla veya bazı ifadelerden Kureyşlerle şeklinde 12 imam aleyhisselamı kabul ediyoruz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki peygamber diyor bunların sonuncusu da Mehdi'dir. Hazreti Mehdi Hakkirallahu Teala Ferecehu Şeyh Selam. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Evet. Bugün Hazreti Mehdi'nin yani hazır olan imamın ve yeryüzünü zulümle dolduktan sonra tekrar adaletle, tekrar Kur'an-ı değerlerle buluşturacak olan o imamımızın babasının şehadet günüdür. İmam Hasan Askeri aleyhisselatü vesselamın şehadet günüdür. Ki kısaca şöyle arz edebiliriz. İmam Hasan Askeri aleyhisselatü vesselam Hicri 232 yılında Medine'de dünyaya geliyor. Bir yıl sonra Abbasi halifeleri tarafından babasıyla birlikte İmam Ali'ye, Nahi ile birlikte, İmam Ali ile birlikte Samirra'ya ihzar ediliyor, Medine'den koparıyor. Yani Ceddi Resulullah'ın şehrinde sadece bir yıl yaşıyor. 28 yıllık ömrü vardı. 28 yıl içeri yaşamıştır ve babası Hicri 254 yılında şehit edildikten sonra imamet görevini aldığında 22 yaşında. 22 yaşında ve 6 yıl imamet süresi oluyor. 260 Hicri yılında
siyasi halifesi Muhtemin tarafından zehirletilip öldürülünceye kadar ki böyle bir günlere gün evvel ayında şehit ediliyor İmam Hasan askeri aleyhisselam. Neden asker ediliyor? Bunu da arz edeyim. Asker Samırda'da bulunan askeri bir bölge yerdi ve orada imam gözetim altında bulunduğu için ve illa imamın adı Hasan'dı. Künyesi Ebu Muhammed. Lakabı Zeki, Nahi. Neden askeri denilir? Askeri denilmesinin sırrı sebebi o. Askeri bir bölge altında zorunlu ikamete tabi tutuluyor ve her hafta pazartesi, perşembe günleri gidip savcılığa mümkün mesela öyle diyelim o günün koşullarına gidip tekmil vermek orada bulunduğunu ifade etmek zorunda bırakılıyor. Böylesine bir baskı altına alınıyor. Tabi bunun sebebi nedir? Sebebi işte imamet inancının ehl-i beyt dostları arasındaki anlamı. Çünkü Abbasi halifeleri ki zalimdiler nihayetinde biliyorlardı ki ehl-i beyt mensupları, dostları imamın hükmünü aynı peygamberin hükmü gibi görür. Verdiği değeri biliyorlar ve özellikle o dönemde Irak'ta Şia ehl-i beyt takipçileri bir güç haline almış. Bundan çekiniyorlardı. Onun davranışlarını nereye gidip geldiğini, kimlerle irtibat kurduğunu göz altında bulundurmak için o bölgede onu mahsur etmişlerdi. Bir diğer hususta deniliyor ki, biliyorlardı ki Hazreti Mehdi yeryüzünü adaletle dolduracak. Bütün zulümlere, Abbasilerin de zulmüne son verecek olan o ikinci imam onun evladı, onun soyundan gelecek. Onu kontrol edip ele geçirmek için kontrol göz altında tutuyorlardı. Ama Allah Celle Celaluhu bir işin diledi mi, olmasını diledi mi, dünyada onun önüne geçse onu durduramaz. Vallahu mutimmu nurihi velev kerihel kafirun velev kerihel müşrikun. Allah nurunu tamamlayacaktır diyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın nuru nedir? Allah'ın yoludur. Sırat-ı müstakimi nihayetinde yeryüzüne hakim kılacaktır. Kafirler istemese de, müşrikler rahatsız olsa da Allah Celle Celaluhu nihayetinde Hazreti Mehdi aynen Hazreti Musa'yı nasıl Firavun'un şerri